Bu başvuruyu ve mahkemeden çıkan kararı ve bunun muhtemel sonuçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzun yıllar yargıçlık yapmış Rıza Türmen'le konuşacağız. Rıza Türmen telefon attığımızda. Sayın Türmen merhaba. Merhaba Gün Bey. Şimdi ilk önce isterseniz detaylarına girmeden evvel bu karar dediğim gibi her defasında Öcalan serbest bırakılacak mı? Bu defa da 2024 tarihi gündeme geldi. Onun kapısını açıyor mu, ona kapı aralıyor mu tartışmalarını başlattı. Böyle bir ihtimal belirdi mi Yüksek Mahkeme'nin kararıyla? Hayır, şöyle bu iki tane ihlal buldu. Bir tanesi işte 2009'dan sonra cezaevine koşulları düzeltildi ama 2009'dan önceki koşullar nedeniyle eski geçmişe dönük bir ihlal bu. İkinci ihlal ise gene üçüncü maddeyle yani insanlık haysiyeti ve kötü muamele ve küçük düşürücü davranışla ilgili madde. Onun ihlali buldu. Ağlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle. Şimdi bu ağlaştırılmış müebbet hapis cezası bildiğiniz gibi idam cezası yerine geçen bir ceza. Ve bu ceza bir tartışma doğurdu. Ağlaştırılmış müebbet hapis cezası yani mahkumun, hükümlünün hayatının sonuna kadar yaşadığı sürece uygulanacak olan ve hiçbir istisnası olmayan mutlak bir hapis cezası. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ne kadar uyumludur? Ne kadar? Buna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uyumlu değildir cevabını verdi. Başka bir kararda da zaten söylemişti bunu. Winter İngiltere kararı da. Bu sefer bir kere daha teyit etti. Şu nedenlere dayanıyor tabii. Cezanın ne kadar olduğu belli değil. Yani yaşadığınız sürece ceza da uzayacak. Yani sonra cezada rehabilitasyon motivasyonu ortadan kalkacak. Ya hiçbir zaman serbest bırakılamayacaksınız hiçbir şekilde. O mahkum ne diye kendi rehabilite etmek ihtiyacını duysun? Halbuki koşullar değişmiş olabilir. Değil mi? Böyle bir takım şeyler bir yıl böyle nedenle bu kadar mutlak bir hayatın sonuna kadar sürecek hiçbir istisnası olmayacak hiçbir şekilde bir hapis cezası hiçbir şekilde azaltılamayacak bir hapis cezasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi aykırı buldu ve bundan ihlal kararı çıktı. Şimdi bu tabii evet. bu karar kesin değil. Bu karar ne zaman kesinleşir? İşte galiba Türkiye bunu hükümet bunu büyük daireye götürmek isteyecek. Büyük daireye götürme talebi kabul edilir. Büyük daireye giderse oradan çıkacak karar kesinleşecek ya da bu talep reddedilirse o zaman kesinleşecek. Ama kesinleşir de buna benzeyen bir karar çıkarsa, aynı doğrultuda bir karar çıkarsa o zaman hükümetin bir yükümlülüğü doğacak. Çünkü bu kararlar bağlayıcıdır. O da nedir? İhlale yol açan nedeni ortadan kaldırması gerekecek. İhlale yol açan ağlaştırılmış müebbet hapis cezası öngören yasa maddesidir. Bu yasa maddesini demek ki değiştirmek, ağlaştırılmış müebbet hapis cezasını ortadan kaldırmak yükümlülüğü ortaya çıkacak. Bunu kaldırınca ne olacak? Müebbet hapis cezası kalacak. Yani ağlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüşecek. O zaman ortaya müebbet bir tarih hapis çıkacak. Efendim? O zaman ortaya bir tarih çıkacak Öcalan açısından da. Hayır, o da müebbet hapis cezası ama orada bir takım imkanlar çıkacak. Örneğin yani bir af çıkarsa aftan yararlanabilir. Ya da efendim şartlı tahliye kurumu var orada. Yani serbest bırakmak gibi bir zorunluluğu yok hükümetin. Böyle bir yükümlülüğü yok elbette ama böyle bir imkan doğacak o zaman müebbet hapse çevrilirse. Durum bu tabii. Bu Bakanlar Komitesi'ne gelecek karar kesinleştikten sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Bakanlar Komitesi diyecek ki sen kanununu değiştir. Bu kararın uygulanması için yapılması gereken şey kanununu o ilgili maddesini değiştirmek, ağlaştırılmış müebbet hapis cezasını son vermektir. Artık Avrupa'da öyle anlaşılıyor ki ağlaştırılmış müebbet hapis cezası bir zamanlar olduğu gibi idam cezası gibi kabul edilmez bir ceza şekli haline dönüşmektedir. Peki bu düzenlemeyi yapmaması karşılığında hükümetin, Türkiye'nin karşılaşacağı bir yaptırım var mı? Yani ağırlaştırılmış hapis cezası ortadan kaldırılmaması durumunda. Türkiye kararlar bağlayıcı. Türkiye bir sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğü var. Bu kararı uygulamak bakanlığı. Uygulamayı kontrol eden Bakanlar Konseyi.
Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi. Bakanlar Komitesi oradaki büyükelçiyi sıkıştırır. Devamlı olarak her ay görüşür bunu ve giderek artan bir baskı uygular. Yani o kanunu değiştir, uygulamak için ne yaptın? Bir şey söylemezse gelecek ay tekrar gündemde tutar. Karar kabul eder. Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na mektuplar yazar. Ve bu giderek artan böyle bir baskıya dönüşür Türkiye'nin üstünde. O zaman bu başvurudan Abdullah Öcalan'ın hukuki açıdan bir kazanımla çıktığını söylemek mümkün. Tabii bir değişiklik olabilir. Yani eğer karar böyle kesinleşirse tabii. Hı hı. Statüsünde bir değişiklik ortaya çıkabilir tabii. Peki Türkiye'de müebbet hapis cezalarında yatılması gereken cezanın belli oranı, ki bütün hapis cezalarında bu var, belli oranı yatıldıktan sonra tahliye edilmesi işte otomatik Türkiye'de, mekanizması var, öyle değil mi? Mekanizma otomatik olarak işliyor. 30 yıl civarında filan oluyor müebbet hapis cezası. 36 yıl gibi hesaplanıyor diye. 36 yıl, evet. 36 yıl sonra zaten bırakılıyor ama onun da belli bir oranı yatılıyor bildiğim kadarıyla. Evet, belli bir oran. 3'te 2'si filan böyle bir oranı var. Yani bir yıl böyle başka imkanlar doğuyor. Yani o zaman 2024 tarihi bu düzenlemeye bağlı olarak pekala ihtimaller dahilinde. İhtimaller her tabii bir yeni ihtimal ortaya çıkıyor. Fakat ağlaştırılmış müebbet hapiste bu ihtimalin hiçbiri yok. Yok. Evet. Aradaki fark bu. Pekala. Çok teşekkür ediyorum yaptığınız değerlendirme için Sayın Türmen. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı oldu. Bir reklam arasından sonra Sezgin Tanrıkulu ile devam edeceğiz. Aynı zamanda Urfa'da bulunan Murat Sabuncu'ya da bağlanacağız. Seçim nabzı tutuyor. Bölgede hava nasıl? Onu da onun ağzından canlı yayında dinleyeceğiz.